Ee, Serdar Sarıdağla devam edeyim. O zaman e, taraftarlar çok soruyordu. E, bu kadro yine Lyon maçındaki kadro mu olacak? Yoksa başka şeyler görebilir miyiz? Paulista yetişir mi? İşte ne bileyim? Rashid Mert herhalde kesin oynamayacak. Durum ne? Bugün de idmana çıkmamışlar. Ee, bence kazanan kadroyu bozmaz hoca. Orada e, tek değişik yapabileceği değişik bana göre Semi. Muçi. Muçi bana göre. Ya bu, bu duyum falan değil, olması gereken. Hocadan daha mı iyi bileceksin? Yo daha iyi bilmem ama hani bir şeyleri de görebiliyorsun. Ee, dolayısıyla Semih tercih edilebilir. Belki de Semih e, Galatasaray maçında e, daha diri oynatabilmek için Lyon'da dep basmanı oynatmadı. Bugün idmanına çıkmayan adamları yarın idmanına çıksın oynatır mı? Bence büyük risk. Değil mi? Günlerdir yani. yoklar idman. Çünkü savunma bakın şimdi e, o savunma çok mu iyi oynadı? Fena değil bence. Çok pozisyon verdi ama. Bak ama bir şey söyleyeyim. Bugün Türkiye'de o takıma, Lyon'a pozisyon sıfır pozisyon verecek takım şu an Türkiye liginde yok. Yani tabii. O bir gerçek. Heh. Kabul ediliyor. Ama o, şans. Bak şans tabii. Ama biraz da şansı kendin yaratırsın. He. Bu bir. Direkten döndü, varlardan döndü o bu. Kabul. Fakat bir kez daha söyleyeyim. Türkiye'de. Değerlerini saymıyorum. Üç büyükler en formlu olan hadi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Trabzon'u da ekleyebiliriz. Hiçbiri Lyon'a gidip de zaten Beşiktaş ne kadar pozisyon verdiyse o kadar verir. verir olur, bir aşağısı yani. olur, bir fazlası olur. Kazanma umudun var mıydı giderken? İleride, ilerideki adamların hepsi burada Yusuf Lyon'u bizden daha iyi biliyor. Kesinlikle. Fransa Ligi'ni e, çok yakından takip ettim. Fransa'da yaşadı. Ona da sorsak böyle bir skoru belki de o da beklemiyordu. Ben de beklemiyordum. Ben bekledim ya. Bak, Yok Yusuf Be Bey'i bekliyordum. Ben bir dakika skoru bekledim. Maç başlarken Beşiktaş kazanır dedim. Ben Beşiktaş Ajax evet. maçındaki gibi oynamaz dedim. Hı. Bir karakter olur. Kayıtlarda var bu arada. YouTube'da da yayınlarımız sürüyor. Kay karakter olur, oyun karakteri olur. İşte efendime söyleyeyim hani Ajax maçındaki gibi tek ayağı üzerinde kalmaz. Mutlaka mutlaka bir karakter koyar ortaya dedik. Yenilir, yener onları girmedim hiç. Ama ben yener diye beklemiyordum. Çünkü neden? 2 kere 2 4 hocam eşittir 4. Değiştirebiliyor musun? Değiştiremezsin. Bu da öyle. Lyon'un ileri bölgesi kadife ayak deriz. Bak kadife ayak. O kadar e, sıfır pas hatası oynuyorlar ki bu beyinde e, biliyorsunuz e, işte e, elektronlar hiçbirbirine çarpmadan sürekli hareket eder falan ya. Pas trafiği öyleydi. Ya yani öyle bir e, şey vardı. Sirkülasyon vardı. Bir tanesi yanlış bir adama gitmedi. Bir tanesi bir santim ileri veya geri gelmedi. Böyle bir takıma karşı pozisyon vermeme mucize. Verirsin tabii ki pozisyon. Direkten döner işte o olur bu olur. Ama böyle bir oyundan bir sıfırı çıkartıp bir tane direkten dönmesi 2-0 3-0 kaçırmak apayrı bir şey. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Bu Giovanni Hoca Ajax maçında da böyle bir şey düşündü. Ben de dedi ilk yarıda dedi geride durayım rakip gelsin bana bulabilirsem geçiş oyunu belki bir gol bulabilirim ama ben bir gol yemeyeyim gol yememden öte kondisyonum Bak, 90 dakikaya yiyeyim diyor ikinci arada Beşiktaş'ın ben mesela Rafa Silva'nın o deparı Gerson'un deparı bazı oyuncuların kondisyonu falan normalde biterdi 60'ta 70'te. lig başlarında bile bitiyor Ajax maçında da belki öyle düşündü oradaki tek yanıldığı nokta da Onan'a Diyormuşum Galatasaray maçında da Onan oynuyormuş. Ama, ama öyle bir şey deme. Beşiktaşlılar şu anda düşer bayılır ekran başında. Ya şimdi Lyon, yok. <laughs> aman. Lyon, Lyon maçı da... Hocam e, şansını kendi yarattı biraz da Beşiktaş. Lyon maçında da offside olmasa penaltı verilse hani 1-0 bulsa Lyon 3'e 4'e giderdi. Yani. Giderdi. O gerçekçi olmak tabii gerekiyor. Tabii tabii bu kadar e, hep. şans, Şans meselesi ne yapayım şanslı diye yani üzülecek Frankfurt miyim maçında da Frankfurt şansıydı. 28 tane şut attı. Yani şans olsun biraz ya. Meselesi çok böyle tartışılacak bir şey değil. Evet. Yapacak bir şey yok yani. O kontrol edebildiği işte, bir unsur mi? değil. Eee Lyon Beşiktaş'tan daha iyi takım bu kesin. Lyon Türkiye'deki birçok takımdan da iyi takım. Hatta katlıyorum abi. Hepsinden. E, pozisyon vermeme ihtimali düşük çünkü çok atletik oyunculardan kurulu bir <laughs> takım. Yani onu geçtim. 5 tane çok <laughs> hep beraber. abi. Ge e, 5 tane oyuncu soktular. Zaha'yı da dahil ediyorum. Zaha da kötü oyuncu değil bu arada. Yakıyordu son dakikada Beşiktaş'ı yalnız evet. da. 5 tane oyuncu soktular. Beşi de bu ligde yıldız potansiyeline sahip olacak oyuncular. Hepsi iyi oyuncu. Ee, i̇lk 11'lere gayet iyi, genç, dengeli ee, formda da geldiler. Yusuf, zadım, Galibiyeti atı, alıp başının üstüne koyacaksın. Zaha'da bir şey yok. fark ettin mi? Emirhan'dı galiba. Ee, koluna çarpıyor Emirhan'ın. El var falan diye itiraz ediyor. Koparıyor kıyameti. Türkiye gelmeden önceki Zaha bunu yapmazdı. Türkiye geldikten sonra böyle. Neden? Türkiye Ligi alışkanlığı. Yani, Her ele itiraz et. Her ele itiraz et. Adamın kolu kapalı. Biraz, adamın şeyi evet, penaltı olmayacağı belli. Yol, el olmayacağı ama belli. Biraz, ama bu ligden bak yanlış anlaşılmasın. Galatasaray'dan alışkanlık demiyorum. Bu ligden hangi futbolcu gitsin bu lige gelsin en kral yabancı iki ay sonra bizden biri oluyor abi. Her ele itiraz et. Ya o da olabilir. Biraz da... bu o, oluyor. Genelde doğru söylüyorsun. İşler iyi gitmiyor onun adına Lyon'da. O yüzden belki yaranma ihtiyacı da vardır. Olabilir yani. Bu aşırı da kaynaktan olabilir. E, Okan Hoca'ya sana. Su, sana, sana ne soracağım bak. İşte, Pardon. o Okan Hoca Bak şimdi. kritik bir soru. Fenerbahçeli olarak derbiden... Ne bekliyor? Nasıl bir sonuç çıkmasını istersin? Ne bekliyorsun'u da sonra ekleyebiliriz ama... Ne bekliyorum ben Galatasaray'ın... Fenerbahçe taraftarı ne ister? Galatasaray kazanacağını düşünüyorum. Evet. Mantık öyle ifade ediyor. İsteyimi Fenerbahçe Fenerbahçe lilerin beklentisi, bu Hı. benim değil bu arada. Ben biliyorsunuz bana ne Beni ilgilendirmez derim. Berabere bitmesi. Berabere. bitmesi. Ya mantıklı olan berabere bitmesi, iki rakibinin de puan kaybetmesini istersin. En doğal mantık burada e, yer alır. Kaldı ki Galatasaray stadında oynanacak. Yani. Galatasaray Stadında Beşiktaş adına bir beraberlik Beşiktaş için de fena bir netice olarak değerlendirilmez. Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ın çünkü ikisi de önünde bir Fenerbahçe'nin. Yani bu şey değil ki Galatasaray puan kaybetsin. Ee, her şeyi geçtim. Tamam Galatasaray puan kaybetti. Beşiktaş puan kaybetti diyelim. Fenerbahçe'nin puan kazanması lazım. O ben de o açıdan bakıyorum. Ben Fenerbahçe camiasının bakış açısı da bence bu olmalı. Ya ben Tabii ki rakibimin puan kaybetmesi gerekiyor. Ama senin önce bir seri ha halinde kazanman lazım ki çok o e, şampiyonluk iddianı ciddi, ciddi bir hale getir. E, eğer böyle oyun konusunda sendelemeye başlarsan Galatasaray puan kaybetmiş, Samsun Spor şu an önünde, Beşiktaş puan kaybetmiş. Ne olacak? Manchester ne fark maçındaki oyun bir umut vaat etti ama. Farklılık var ama mesela şimdi onlara bakıyorum rakamlara komparisin Ligin, Avrupa Liginde bu hafta oynanan maçlarda Topu en hızlı geri kazanan takımlardan birisi. Topu rakip yarı sahada en hızlı kazanan takımlardan bir tanesi. Şimdi bu Avrupa Ligi'nde yapılıyor. Samsun Spor maçıyla kıyaslıyorum. Samsun Spor maçıyla bu verilerde alakası yok. Paslaşma verilerinde alakası seçiyorlar. yok. Genel, genel anlamda yok ama sadece Samsun Spor maçı. Ha, yani, söyleme bunu. Son örnek olarak söylüyorum. Ha, ama hocam, genel yoksa anlamda doğru, Fenerbahçe yavaş oynuyor. Kıyaslarsak doğru. Değil mi? Topu geri kazanma hızıyla ilgili. Ben mesela... Arkadaşlar Fenerbahçeli arkadaşlar da rakip takım arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor. Neyi beğendin? Yani şimdi neyi beğendin meselesi neyle kıyasladığınla alakalı. Yani neye göre kıyaslıyorsun? Fenerbahçe'nin geçen sezonuna göre oyun düşüşte. Bence Manchester maçındaki oyun da geçen sezonu yakalamadı. Ancak bu sezonki oyuna göre Manchester maçındaki özellikle ilk yarıdaki oyun iyiydi. Şimdi bunu da kabul etmek lazım. Yani değerlendirmeyi doğru eğer e, yani teraziye doğru şeyleri koymadan tartarsak doğru neticeyi alamayız. Manchester'ın kötü olup olmaması meselesi çok da açıldı. Çok ilgilendirmiyor. Geçen sezon da söylemiştim. Bana ne olmasaydı? Yani bu benim rakibimin çok... Tabii canım. Kusura bize bakma ne? mı diyeceğim? Bana yani. ne olmasaydı? Geçen sene de kötüydü. Galatasaray kazandı. Hepimiz sevindik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin bu oyununu devam ettirmesi. Hafta içinde toplantılar, görüşmeler. Sanırım Acun Ilıcalı gitmiş Samandıra'da. Sürpriz haberler ile... var mı? Bir şey var mı? Bir ya, baskı mı var veya böyle hocayla bir ha. konuşma falan var mı? Bu işin böyle gitmediği anlatılmış. Fenerbahçe'yi birazdan derbiden sonra detaylandıracağız ama ya, Acun girmiyorum konuya. Acun Ilıcalı'nın Mourinho'ya o sözleri söylemesi mümkün mü? O sözleri yani, o şekilde söylediğini zannetmiyorum. Yani çünkü basına yansıyan işte nedir? Ben hocam takım niye kötü oynuyor? Çok, takım çok kötü oynuyor falan böyle yazılanlar çok enteresan. Mourinho'ya... Yazılanlar da Serdar Ali Çelikler anlattı bunu. Hı -hı. Bu arada hakkını yani teslim edelim. Bir kere Mourinho bunu kabul etmez hocam. Yani evet. Hayır. Ben şu, söyleyeyim. Şu olabilir bak. Ben ne burada olabilir? ne söylemiştim? Yani, i̇letişim stratejiniz kanal kanal gezi